Rehber öğretmen gitti, yerine rehberlik geldi. Rehber öğretmenin psikolojik danışma görevi ise kaldırıldı. Psikolojik danışma ve rehberlik e, hizmetleri okullarımız için e, bize göre e, en önemli birimlerden birisidir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tartışma yaratan rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yönetmeliğini eğitimciler ulusal kanala değerlendirdi. Okullarımızda sıkça rastladığımız son zamanlarda özellikle e, uyuşturucu Mesela taciz. Bunun gibi ailenin esasında öğretmenlerini anlatmadığı, rehber öğretmenlerimize, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimize anlattığı özel konuları olabilir. Bunları bu arkadaşlarımızla sınıf öğretmenleriyle, branş öğretmenleriyle uygun bir şekilde paylaşarak öğrenci için Öğrenci adına önlem almamıza yardımcı olan arkadaşlarımız. Bu yönetlikteki yapılacak değişiklikler rehberlik hizmetleri ve psikolojik danışma hizmetlerinin tamamen ortadan kaldırılmaya yönelik bir e, mantık daha hazırlandığını görüyoruz. Rehber öğretmenler psikolojik danışman görevi de görüyordu. Rehber öğretmenler öğrencilerin ilgilerinin tespiti, mesleki yönlendirme, verimli çalışma alışkanlığı geliştirme, eğitimle ilgili sorunlarının giderilmesi için psikolojik yardım hizmeti veriyordu. Yeni yönetmelikle okullarda çocukları uyum güçlükleri, sorunları veya özürleri bakımından inceleyen ve tanılama çalışması yapan psikologlar da kapsamdan çıkarıldı. Rehberlik hizmetleri okulların bel kemiğidir. Önleyici tedbirler alan, sorunu çözen, sorunu ailelerle paylaşan ve okuldaki o eş güdümü, ahengi sağlayan bir özelliği vardır. Rehberlik öğretmenlerinin çalışma süreleri haftalık 30 saatten 40'a çıkarıldı. Günlük çalışma saati ise 8 saat olarak belirlendi. taslak metinden bir an evvel vazgeçin. Yapılacaksa bir çalışma bilimsel, akademik ve muhataplarında da dikkat eden bir çalışma yapmak zorundadır. Bu yönetmeliği masaya yatırın, eksiklerini, yediklerini tamamlayın ve ülkemizin gelecek zamanlarında da eğitim adına atacağımız adımlarda en önemli noktayı oluşturan bu arkadaşlarımıza ilgili çok daha sağlıklı bir yönetmelik hazırlayalım diye düşünüyorum. Eskiden rehber öğretmenlerin çalışma saatleri okul müdürlükleri tarafından düzenleniyordu.